Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Sormak Lazım programıyla Güneydoğu TV stüdyolarında karşınızdayız. Bu akşam iki değerli konuğumuz var. Haliliye Müteahhitler Derneği Başkanı Sayın Abdullah Çelik ve Başkan Yardımcısı Fevzi Önkol. Şanlıurfa'nın inşaat sektörünü, Haliliye'deki inşaat sektörünü konuşacağız. Bilindiği üzere evet, elbette Şanlıurfa bir tarım şehri ama inşaat anlamında da dev bir sektörün içerisinde bulunduğu bir ilçe ve şehirdir Şanlıurfa. Bu kapsamda son yaklaşık bir yılda inşaat sektöründe kur dalgalanması sonrası yaşanan sorunlar ve problemler, imar sorunları ve fiyat yükselişleri, bunların tamamını elbette ki bu programda konuşacağız. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Daha önce de bu stüdyolarda sizleri ağırladık ama dilerseniz yeniden sizleri tanıyalım. Abdullah Çelik, eskide Refah Partisi'nden tüt siyasi şeyimde, Saadet Partisi'nden çok siyasi partilerin içerisinde görev almış bir vatandaş olarak ve Ziraat Odası Başkanlığı'nı yapmışım. Şu anda Çelik Mühendislik firmasının aynı zamanda genel başkanıyım. Artı Haliliye Müteahhitler Dernek Başkanıyım. Sözlerime başlarken öncelikle Bartın'ın ilimizde göçük altında kalan 41 vatandaşımızın Allah'tan rahmet, kederi ailelerine sabır diliyorum. Türkiye'nin başı sağ olsun efendim. Ekranların başında bizi izleyen Şanlıurfalı hemşehrilerime hayırlı akşamlar diliyorum. Dilerseniz Fevzi Bey'i de tanıyalım. Fevzi Bey, anlatsın. Buyurun. Fevzi Önkol Fiyat Bayisi'yim. Ben de Haliliye Dernek Başkan Yardımcısıyım. Ben de gelmişim. Burada hayatımı nasıl geldim, nasıl gittim onu anlatacağım. Aslında sizinki bir yerde başarı öyküsü. Heh. Dilerseniz yeniden değerli başkana dönelim. Değerli başkanım, konu elbette ki en başta inşaat. Şanlıurfa'da tüm Türkiye'de olduğu gibi inşaat fiyatlarında da yükseliş yaşandı. Çünkü maliyetler arttı. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'de en çok inşaat fiyatlarının arttığı iller hangisi derseniz, bence en başında hani İstanbul, Ankara ve Şanlıurfa gelir. Şanlıurfa'da böyle bu metropol şehirlerin arasında. Neden böyle bu durum? Şimdi bak, şimdi Halil Bey, Türkiye genelinde tabii ki her tarafta bu fiyat artışları oldu. Ve herkes de etkilendi. Etkilenmeyen hiçbir ilimiz kalmadı. Çünkü sadece Türkiye değil, dünya bu fiyat artışlarında etkilendi. Onun için şimdi bizde ne var? Bize şimdi Atatürk Barajı'nın buraya gelişiyle Urfa ayrı bir şehire dönüştü. Bak, ben Urfa'nın 63 bin nüfusu varken Urfa'nın işini biliyorum. Şu anda Urfa'nın nüfusu 2,5 milyonun üzerinde. Yani böyle gelişen bir il, Güneydoğu'nun içerisinde değil de batıya kadar şöyle bile gelişen bir iliz. Bunun için şu anda fiyatların niye inşaat alanında niye bu kadar yükselişe geçtiğini Türkiye değil, dünya krizle karşı karşıya. Bugün ben bir sordum. Avrupa'da inanınız olsun çok fabrikalar, şu anda fabrikalar çoğu enerji dolayından kilitli. Ki bak, biz her şeyi yaparken insanlar Avrupa'yı örnek gösteriyorlardı. Ama şu anda Avrupa'da çalışan fabrikaların ben diyebilirim %60'ı kapalı enerji dolayından. Şimdi bu enerji bir, akaryakıt iki. Şimdi bunlar zamlandıkça İster istemez her tarafta fiyatları yükselmeye başlıyor. Bugün eğer akaryakıt, bak bugün 1 litre benzin, 1 litre mazot 30 milyara dağındı. 30 milyona dağındı. 30 milyona dağınan eskide 3 milyon, 4 milyon biz akaryakıt alıyorduk. Şimdi bu 30 milyona dağınınca ne olacaktır? İster istemez bütün inşaat girdilerine, inşaatın dışındaki bütün esnafın şeyler girdilerine herkese etkiliyor. Hele bu enerji, elektrik. Elektrikin bile boş bırakılması
Yani şu anda ihalesi Türkiye genelinde her tarafta mesele firmalar olmuş, müteahhitler olmuş enerji. İstediği şekilde insanlara veriyor. Sen bir gün geç yatırdığın zaman sana ikinci etapta getirip o mesela geç yatırdığın parasını senden alıyor. Artık aç kapatma cezasını senden ayrıca alıyor. Bir de iki katı da bakıp onu da fiyatını diyor ki mesela 30 milyon sen yatırmadın. Diyor ki sen yatırmadığın için bir de sana ceza yazıyor. 30 milyon da ceza yazıyor. Yani biri hiçbir şey görülmemiş. TEDAŞ millete yani ben diyebilirim millete inan et. İnşaat sektörüne fakir fukarayı mahveden TEDAŞ'tır. Yani böyle hiçbir şey var. Bir yıllardır inşaat sektörü içerisinde çalışırız. Ama ben böyle bir şekilde enerjinin bu şekilde yükselişi, bu şekilde insanları etkilediğini hiç görmedim. Gerçi diyeceksin ki biraz önce anlattım. Dedim ki Avrupa enerjiden şu anda ne çektiğini hele dur baka bu kış geliyor. Bu doğalgaz nedeniyle Avrupa soğuktan donacak. Ondan dönüyorum. Rusya zaten diyor ki ben vanayı kapatmışım diyor ki şeyini yapamıyorum. Son açıklaması Vladimir Putin'in işte Türkiye'yi doğalgaza, doğalgazı Türkiye'ye vereceğim. Türkiye'de bir depo kurulacak. Yani Avrupa, Türkiye üzerinden bir nevi satış yapılacak. Ya onu Türkiye'ye verip Türkiye'de içinde bu önemli yani. Bir ya üst Türkiye, merkezi haline geliyorsunuz. Şimdi bu Türkiye'nin üzerine gelişi, Türkiye'den Avrupa'ya gidişi bak ne kadar bize faydası olacak. Yani Türkiye çok büyük katkıları olacak. Ama işte bunu daha yapıp Avrupa'ya verdiği zaman Avrupa bu sene bakışın daha yeni yazın bitirmeye çalışırken bak havalar soğumaya başladı. Çok yerlerde şimdi diyor ki ama kalifer yakalım. Doğru değil mi? Evet. Ama bunun için işte enerjiye gelen fiyatların yükselişi, akaryakıta gelen fiyatların yükselişi bütün konutlarımıza, bütün inşaat girdilerine hepsine fark geliyor. Bugün demirin fiyatı bu kaç aydan beri tam da 2 yıla yakındır demir fiyatı aynı seviyede hep devam ediyor. 16 milyon, 17 milyon, 15 milyon, 16 milyon, 17 milyon, 15 milyar, 15 lira yani yeni parayla eski parayı ben söylemiştim. Yani böyle devam ettiği zaman 1 metre beton küpü şu anda 1 milyona döküyorlar. Biz kaç atıyorduk bir sene öncesi, bir buçuk sene öncesi? 80 milyona, 90 milyona, biz diyorduk 175 milyona. Diyorduk ki ya 100'e çıktığı zaman diyorduk ki ya bu kadar olur mu? Ya biraz indirin. Artı 7 aya bizden çek alıyorlardı. Şimdi çek alma olayı yok. Adam diyor ki nakit vereceksin. Çünkü nakit ve şu anda Urfa'da 6 tane firma var. Altı firmanın dışında da beton döken firmalarımız yok. Fiyatı diyor ki ben 800-900'e veriyorum. Öbürü diyor ki ben 950 aynı seviyede. Biri 20 lira eksik, biri 20 lira fazla. Şimdi bu ne demektir? Bunlar bu şekilde yapıldığı zaman inşaat girdilerinin içerisine giriyor. Girdiği zaman konut fiyatları ister istemez yükselmeye başlıyor. Yükseldiği zaman bu askeri ücretle çalışan vatandaşlar. Şimdi senin burada diyelim ki bak burada nerede Güneydoğu'da çalışan işte en azından 20-30 kişi çalışıyor burada. Şimdi bu askeri ücretle çalışan işçilerin Ali Bey gelip konut alması mümkün müdür yani? Değil. Alamaz. Şimdi bunlarda en fazla etkileyen bak en fazla etkileyen askeri ücretle çalışan personellerdir. Esnaf fazla etkilemiyor. Bak esnaf niye etkilemiyor? Şimdi esnaf geliyor diyor ki sen bu demiri alı, adam karını üzerine koy satı. Firkeçi üzerine karını koy satı. Kumcu üzerine karını koy satı. Herkes yanında üzerine koy satı. Piyasada biraz belirsizlik de var yani piyasada. Serbest piyasa olduğu için herkes istediği şekilde fiyatını satıyor. İster al, ister alma. Nedir? Demokrasidir. Ben fiyatımı bundan satıyorum. İster al, ister alma. Ama bence biraz bunların takip etmeleri lazım. Yani bunları ne kim takipleyecek? Maliye bunları takiplemeleri lazım. Aldığı fiyat nedir? Sattığı fiyat nedir? Bunları sıkı denetim altına almaları lazım. Yani fiyatı en azına hiç olmasa ben bunu 100 liraya almışım, sen %10 karım, sen %10 liraya satacağım. Ben bunu 200'e satmayayım. Yani bu eksiklik var. Herkes istediği şekilde satıyor. Hiç adamlardan hiç piyasada en fazla etkilenen askeri ücretle çalışan insanlardır. Yömeci olan çalışan insanlardır. Ve Urfa'da şu anda inşaat sektöründe bizde çalışan yömeci olarak Urfa genelinde 500 bin işçinin üzerinden daha fazla. Ya 500 binin üzerinde müteahhitlerinde yanında çalışan personel var. Şu anda Urfa'da 2500 tane müteahhit var. Yani bu iş adamlarımız var. O da sanayiciler değil. Bu sadece inşaat konutları yapanlar. Bu sanayide dünya kadar insan var mesela. Fabrika sahipleri, bunun üzerinde başka çeşit
şey iş adamlarımız yatırımcı. Birbirine entegre olan iş kolları. Tabii canım. Mesela her bir fabrikada nerede basarsın biraz sonra Fevzi Bey kendisine anlatacak. Nerede ne kadar eleman var, kim nerede ne kadar çalışıyor. Mesela şu anda bizde olan 250 işin üzerinde çalışıyor. Bizim şu anda 5-6 tane firmamız var. Bu 5-6 tane firmamızın içerisinde 250'ye yakın personel bizde çalışıyor. E şimdi böyle bu şekilde olunca bak bu çalışan personeller de konut alamıyor. Yani bizde daire alamıyor. Adam diyor ki ben yömiyeden çalışıyorum, metreden yapıyorum. Ben abi ben nasıl alacağım? Şimdi en düşük bir dairemiz 3+1'imiz şimdi 1,5 milyardan eksik yok eski parayla. 1,5 trilyondan eksik yok. E 1,5 trilyondan sen asgari ücretle çalışan adam nasıl alacak? Mümkün değil. Olmazsa hiç mümkün değil. Bunun için ne yapmamız? Onu bırakın kirayı da veremez. Hı? Kirayı da veremez. Ha bir de bu kirası. Kira için. Bak biraz önce gelirken birkaç tane arkadaş bana dedi Allah için bu kira. Ya şu anda memlekette kira verilecek evler 1+ kiranın bu kadar yükselişi. Ya şimdi bu kira bu kadar yükselirse bir fakir vatandaş, vallahi bile bir fakir vatandaş kirayı ödemiyor. Ya bir gün gelmiş bugün adam diyor ki ben 3,5 milyar. Ne 3,5 yani eski paramızı 3,5 milyar ben nasıl ödeyeceğim diyor. Ya aldığım maaş 4 milyar. 3,5 milyar verirsen ben niye ne yiyeceğim? Kiralar almış başını gitmiş ya. 3500 lira yine iyi bulmuş. 7 milyara kadar mı? 5000, 6000, 7000 liraya kadar. Ufada ben diyebilirim 7 milyar, 8 milyara kadar da kiraya verilen. E, bu çok abi ya. Şimdi bu kadar kalibre 7-8 milyara verilen ucundan var. E, bunu kim yapıyor? Kendimiz yapıyoruz yani. İnan et bunu ne yapıp yapıp bunların da kiraların üzerinden. Bak ben işçi olarak kiralar üzerinden durmalar lazım. Ben kendi inan et verdiğim evleri aynı eski fiyatta veriyorum. Yani Allah göstermesin ben şimdi adama ver ben onun parasında mı zengin olacağım bir şey olacağım. Ya fakir için de size duası da yeterli. Yani bu kira konu kira üzerinde. Ama konu şuraya geliyor adamın mesela 1,5 milyonluk bir evi var. Adam yani hesap kitap var. 1,5 milyonluk bir evi yani ayda 2000 liraya kimse o parayı 2000 liraya bağlamaz. Bir de böyle bir gerçek var. Bu da var. Bu gerçek de var ama sonuç. Yani 1,5 milyondan ne alırsanız hangi ticareti yaparsanız yapın. Ayda 2000 liradan fazla para kazanırsınız. E kabul ediyorum ama şimdi bu askeri ücretle çalışan bir personel, memur olan, işçi olan, tamam mı? Hı hı. O 1,5 milyara aniden fiyatlar yükseldi. O 1,5 milyar 300 milyonda. Ben kendi şahsım 330 milyar sattığım değeri şimdi 2,5 trilyona satıyorlar. Daha bir kısım param da genlerde alamamışım. Yani şimdi o vatandaş askeri ücretle çalışan bu adama 4 milyar adam nasıl getirip verecek? 5 milyar nasıl kirayı verecek? Ve sümle nasıl verecek? İş vermesi mümkün mü? Kirayı mı verecek? Bu elektriğin üzerine gelen zamların parasını mı verecek? Su litresi ne kadardır biliyor musun şimdi şu anda Urfa'da? Bugün su faturam geldi. 16 metreküp harcadım. Ha. Yani 16 ton. 176 lira. Litresi? Tabii bunda çevre temizlik yani. Vesaire de var ama. Hani yine çok. 16 tona 176 lira. Ya şimdi şu anda inanınız olsun çok yerlerde adamlar evin elektrik parasını, su parasını yani benim söylediğim kesim yatıramıyor. Şimdi Urfa'nın nüfusu 2,5 milyonun üzerinde. Bunların içerisinde %10'u zengin kesimi var Urfa'da. Bu %10 kesimine baktığınız zaman Halil Bey 250 bin insan ediyor. Bu 250 bin insanın piyasaya girdiği zaman diyorsun ki piyasada hiçbir sıkıntı yok. Gerçekte de yok ha ben sana söyleyeyim millete para çok. Ama benim söylediklerim askeri ücretle yürüyeciler. %10'lu kısım için geçerli. Ya bu adam bak 250 bin insan Urfa'da zengindir. Ne kadar desen yüksek konutlar bak Urfa'da 8-12 trilyona kadar evler var. Konutlar var. 5+1, 4+1, 12 trilyona kadar satılan evler var Urfa'da. E şimdi en düşüğü de diyelim ki 1 trilyondan eski paramız ile. Şimdi bir inşaatçısınız. 12 milyona satılan bir ev var dediniz. Allah aşkına. Ne var bir müteahhit o 12 milyondan ne kazanıyor? Hani bizden başlıyor dediniz ya. Yani o evin duvarları altın olsa 12 milyon olur mu? Şimdi bak. Şimdi biraz da yani inşaat sektöründeki inşaat işi yapan insanların da elini vicdanına koyması gerekmiyor mu? Gerekiyor tabii canım. Yani Urfa'nın işte en iyi yeri şurası. İsim vermeyelim burası. Tamam. Şimdi Esentepe'de. Ne kadar mesela Esentepe'de metrekaresi bir arsanın? Ya şimdi ya paya bak, böldüğünüz zaman şimdi sana bir, şey bir bina için ne kadar pay? Bak, Halil 1 bak, milyon, Halil. 2 milyon arsanın mı? Bina başına. Şimdi 20-30 tane bina çıkarıyorsunuz bir arsadan. He, daire çıkarıyorsunuz. Tamam. Yani 20-30'luk
Diyelim binada. 2000 metrede, 2000 metrede. 2000 metrede kaç daire çıkıyor? 20 daire çıkıyor. 20 daire, 2000 4, metre. 4, 4. 20 daire. Peki bu 2000 metrekare arsanın fiyatı ne kadar? Sen 5 sene hesaplasan. 5 milyon. 5, 6, 7 trilyona kadar var. 10 sene. Yani 10 milyar. Hayır hayır. Yani tamamı mı 10 milyon? 10 milyon. Arsanın. İki dönüm 10 milyar. 2 dönüm 10 milyon. Evet evet. 10 milyon olsun. 10 milyonu bölün 20'ye. Arsa değeri 500 bin 500. Lira. Ha. Bu adam bu evi 12 milyona satacak, içine ne yaptı? Abi şimdi, başka ne koydu? Yani ne koydu da 11,5 milyona satıyor? Arsa değeri 500 bin lira. Tamam, bakın arsayı anlıyorum. Arsa fiyatları gerçekten bu kadar yüksek. Halil Bey, dur, ben dediniz ki Esentepe'de 2000 metrekare bir arsanın değeri 10 milyon. Tamam. Adam evin tanesini 12 milyona satıyor. Şimdi 20'ye böldüğünüz zaman arsanın, yani ev başına düşen arsa bedeli 500 bin lira. Allah aşkına siz de müteahhitsiniz. 3 milyona nasıl bir ev çıkar? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. 3 milyona nasıl bir ev çıkar başkanım? İyi bir ev çıkar. Yaşam. Harika bir ev çıkar değil mi? Tabii canım. 500 bin de arsa bedeli 3,5 milyon. 1,5 milyon da kar etsin. Bakın 1,5 milyon deli bir para. 5 milyon. Allah var ya. Evi 12 milyona satıyoruz. Şimdi mevkiye göre... Biraz da müteahhitlerin bence kendisine çekip yani vermesi gerekiyor. Şimdi bak bunu söylediğimiz bir sadece... Bir de denetim yani. Bak, yani denetim yok. Bak abime bir şey söyleyeyim. Halil Bey de sana bir şey söyleyeyim. Şimdi mevkiler daireleri satıyor. Hı hı. Şimdi burada yapılan 4 odalı ile Esentepe'de yapılan 4 odalı ile Karaköprü'nün bas semtlerinde yapılan %60'ı burası oradan daha farklıydı. E tamam ama burayla oranın arasında arsa farkı var zaten. Zaten orada da 2 dönüm arsa 10 milyon mu? Ha şimdi yok. Orada da 2 dönüm arsa 2 milyondur. 2 milyon yok şimdi. Hiç yok. 3 milyon olsun. 4 olsun. Bak ben sana söyleyeyim. Bak sana bir şey söyleyeyim. İnanınız olsun şimdi bizim Badırlı tarafı var 35'in sonu. Hı hı. Zaten herkes öyle söyler. Mesela kimse orayı tanımıyor. Tamam mı? İnanınız olsun dönümü 10 milyar. 10 yani dönüm şimdi eski parayla 10 trilyon. Hı hı. Bir dönümü 10 trilyon. 7,5 trilyon verdiler vermedi bir dönümüne. 10 trilyon. Yani şimdi mevkiden mevkiye de arsa çok yükseldi. Eskisi gibi değil. Yani bu kazanan diyeceğiz ki belli başlı insanlar var. Ben biraz önce dedim ya 250 bin insan var Urfa'da zengin olan kesim. Bu 10 trilyonu alan, öbürünü bilmem ne yapan gene belli başlı insanlar. Senin, benim, onun gibi insanlar değildir. Yani bunlar sermaye sahibi olan insanlar ellerinde. Piyasa onların elinde. O zaman her şeyi onlar belirliyor. Bir arazi baronu var, bir inşaat baronu var Urfa'da o zaman. Var işte. Var. Kim diyebilir misin yok? Var abi var. Alıyor parası var alıyor. Harp pazarı içerisine git belli başlı harp pazarı içerisinde bazı zengin kesimleri var. Bu 250 bin insan söylediğimiz zaman her yerde var. Sadece... İnşaat sektöründe değil. Her şey nakit alıyor. Her tarafta var. Nakit alıyor. Stoklar istediği gibi satıyor. Ha. Satıyor. Sen olma diyor ki adam şimdi ne diyor? Diyor ki kardeş burası serbest pazar değil mi? Serbest değil mi? Ben dairemi buna veriyorum. İster ol ister olma. Bu gidip 10 trilyonu alan insanlar gidip alıyor. Halil Bey alıyor alması. Alıyor. Zengin kes. Kim oturuyor burada diye ki falan A, B oturuyor. B oturuyor. A oturuyor. İşte kim Urfa'nın zenginlerinden? Diyelim ki Halil Çap. Urfa'nın zenginlerinden biri inşallah zengin de olursa. Tamam. Halil Bey oturuyor. Yok böyle olacaksam olmayayım. İşte, abi şimdi bak orada diyor ki binada kim oturuyor? Bak. Bir yada diyor ki kim gitti aldı falan diyor ki bu buradan almış. Oradan almışsa o da onun sınıfında. Benim de orada almam lazım diyor. Çünkü o belli başlı bir sınıf ya. Hani Abdullah abinin dediğin gibi herkes birbirini geziyor bulmak istiyor ama. Ben sana söyleyeyim zengin yani ki. Yani bir şekilde sınıflandırıyoruz birbirimizi. İnsanları sınıflandırıyoruz. Yani zengin de fakir bir arada oturması da hiç mümkün değil. Adam ya sen şu anda askeri ücretle çalışan bir şakısın sen. Sen gidip oradan 10 trilyona gidip orada alma bence imkanı yok. Bence Urfa'nın en havadar yerlerinden biri Karaköprü'de, Karaköprü'ye bağlı olmasına rağmen Karaköprü'den daha havadar olan yeri Maşuk'tur. Ama orada TOKİ var diye fiyatlar ucuz işte. Yok şimdi bak. Fakirle, fukarayla aynı yerde şehir oturmak istemiyorum. Güzel şehirde de bağlı. Güzel şehir. Ya şimdi orası da kalktı. Orada da TOKİ var, orada ben oturuyorum. Da, yok, orada da şimdi fiyatlar kalktı. Maşuk'ta da fiyatlar kalktı. Bak şimdi zengin kesim bir kısmı şu anda orada konut yapmaya başladılar. Müteahhit arkadaşlarımız var. Halk pazarında da durum aynı dediniz. Yani o zaman parası olan Urfa'nın 10 kamyon bir günde soğana ihtiyacı öyle varsa
5 kamyon getiriyor. Fiyatı da kendisi şimdi belirliyor. Bey, bak, diğer evet, kamyonu kutlamıyor yani. Bak sana bir şey söyleyeyim. Her pazarına iyi dikkat edin. Bir gün bakıyorsun domatesler 5 milyona satılıyor. Bir gün bakıyorsun, iki gün sonra bakıyorsun domatesler 12 milyona kalktı. Ya bu dün 5'ti, bugün niye 12 milyona kalktı? İstediği zaman istediği malı getiriyorlar. İstemediği zaman malı piyasada şey ettiği zaman fiyat kendiliğinden yükseliyor. Bunu kendimiz yapıyoruz. O zaman ülke olarak yapmıyor. Bizim bir denetim mekanizmasında sıkıntı var. Çok. Her eksik. Alanda. Ben her alanda bu inşaat hepsi. Alanında denetim olur, hepsinde. Gıda anlamında olur, hepsinde. Her şeyde oluyor. Ya bir de şimdi Urfa'nın geçenlerde gene televizyon programında memurları da söylüyorum. Şimdi Sayın Hanım kola da döneceğiz. 50 bin liraya aldığımız arabayı 1 milyonu alamıyoruz şimdi. O kol kendi yanında üzerine bakıyor. Ya, tamam hayır o koymuyor işte. Yani en azından o konu hakkında da yok, onun demek ki var. Para var ki geliyor alıyor. 2 yıl önce 50 bin liraya sattığım arabayı bugün 400 bin liraya alamıyorum. Abi ben şimdi sana daha bir şey söyleyeyim Ali Bey. Şu anda sen Fevzi Onkol'a bak. Fevzi Onkol bizim aynı zamanda yönetim kurulumuzda. Kendi yatırımlarını hakikaten başkalar Gaziantep'e, senin en şöhretli olan adamlar ben biliyorum Gaziantep'te yatırım yapıyorlar. Tamam mı? Evet. Bu kendi yatırımını getirdi. Gaziantep'teki insanları buraya getirdi. Kendisini burada fabrika kurdu. Bunların şu anda 3 tane fabrikaları burada. Bir fabrikaları da Gaziantep'te. Ama her bir tanesinde 150 kişi, bazılarında 170 kişi, bazılarında 200 kişi personel çalıştırıyor. Böyle iş adamlarımızın kendi Urfalı veya yabancı insanları Urfa'ya getirip de bu insanlarımıza hizmet etmek hepimizin boynun borcudur. Getirmemiz lazım. Şimdi az önce siz de söylediniz yani bizim yanımızda 250 insan çalışıyor dediniz. He? Az bir rakam değil. Bu 250'yi minimum 5 ile çarpın. Aileleri var bunların. E tabii canım. Yani var. Şunu da söyleyeyim. Tabii. Sizin şahsınızda bizi izleyen tüm izleyicilerimize de buradan seslenmiş olalım. Yani önemli iş adamları da var Urfa'da. 300 kişiye, 500 kişiye, 1000 kişiye, 2000 kişiye ekmek veren insanlar var. Ben onların önünde saygıyla eğilirim. Onların ellerini öperim o işçiler adına. Allah razı olsun. Şimdi, bu yatırımı başka şehirlerde de yapabilirdiniz. Tabii ya. Yani yüzlerce, o parayı götürüp banka yatırırsın, insan, evde de yatarsın. Yani aynen sizin sayenizde faize yatırsan o parayı daha fazla para kazanırsın. Öyle etmezsin. Şimdi Fevzi Bey, ama yani yapmak istersen yaparsın. Yaparsın. Ama nedir? Belki 300 kişiye, 500 kişiye ekmek kapısı oluyor. Allah bu tip insanların ve sizin gibi insanların sayısını da artırsın. Allah razı olsun. Ama bu işleri yaparken de işte bazı vicdansızlara da düşürmesin bizi. Yani vicdanını da insanlar elinden atmasın. Ben bir kazanacağım diye de devleti 3'e 4'e zarara uğratmanın da bir anlamı yok. Ya şimdi hizmet yapan ben size söyleyeyim. Şimdi hizmet kim nereden yaparsa inan et vatandaş nankör değildir. Hizmet yapanın takdirini yapar. Bak şimdi Heyliye Belediye Başkanı geçenlerde oturduk. Biraz kendi icraatlarını bize anlattı. Şimdi Bülent Hoca'nın yolundan Tahsir'in yoluna gideyim. Oranın yollarını şu anda kepçeleri, krederler orada çalışıyor, parselisyonunu yapıyor. Gaziantep'te aynı o şekilde, Gaziantep'te bir yerin imarı açtıkları zaman ilk önce yollarını yapıyor, kanalizasyonunu yapıyor, suyunu çekiyor. Ondan sonra iş adamlarına diyor ki buyurun gelin. İnşaatınızı yapın. Sizi yapın. Şimdi ben burada Heyliye Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Yani oranın yaptığı, oradaki insanlar dünya kadar şimdi bak orada yatırım olacak. Öyle konutlar orada yapacak sayısızca. O mahallenin ismi neydi? Şimdi Bülent'i Hoca'nın... Bülent'i Hoca Bulvarı ve Sırrına kadar olan kesim. Kesim. Uzun orası bir, Haliliye diye geçiyor. Haliliye'nindir işte onların şeyindedir. 10 bin konut yapılacak. Yani daha şöyle 10 bin konutun üzerinde bir alan oluşturuluyor. Çok yani geniş bir düşünsenize alan. 10 bin konutun kısmen de olsa... Bunlar başlaması, bir... yapılmaya başlanılması bir Urfa'daki... Bunlar hepsi Karakopri'ye gidecekti. Adam oraya katlarını yükseltti diye şimdi bütün müteahhitler oraya yönlendi. Haliliye'ye yönlendi. Haliliye yönlendi. Şimdi orası inanınız olsun. O zaman 10 bin konutun üzerinde bir konut. Ya, çok bu geniş, peki çok Urfa'daki konut fiyatlarını düşürmez mi? Ya da sabit tutmaz mı? Büyük şimdi, bir rakam 10 bin. Şimdi tamam da... Düşer. Daireleri düştürür. Ondan sonra... arsaları düştürür. Yani bu arz talep olayı yani yerde. Yani bunun çok faydası oldu Urfa'ya. Keşke yani diğer başkanlarımız da öyle biraz çevresini yani iki katı, üç katları, sekiz kata çıkarsalardı şimdi bu kadar arsa da lazım olmazdı. Bazı yerlerde var iki katlıdır, üç katlıdır. Baba üç katlı yani
İki ev önce, bir ev önce girecek, iki ev girecek. Ama sen 8 kata çıkartıyorsun. Müteahhit oraya girmeye gerek duymuyor. Girmiyor yani. O adam, zaten girmez. Var yani bazı bölgelerde bakıyorsun. Çok var. Bitişikte 8-10 kat, yolun hemen karşısı 3 kat, 4 kat. Moşuk'ta var o. Bak Moşuk'ta dübleksler var. Bir sürü yer kaptırmış. Ama yanında 8 katlı katlar 15 çıkmış. 15 katlı, 20 katlı evler yapılıyor artık oraya. Hep etrafında yapılmış. Ortada bunun ne sücü var? Oranın bir imar planının mı değişmesi gerekiyor? Tabii ya. Aynı başkanım, Hayli Başkan'ın yaptığı şekli orada da yapması lazım. Büyükşehir'e bağlı yapması lazım. Evet. Büyükşehir teklifini oraya, diyelim Karaköprü'ye bağlıysa Karaköprü teklifini Büyükşehir'e şimdi bağlı. Bildiğim kadarıyla imarda da 5 bin, 10 bin vesaire ölçekler var. Ölçeklere göre tabii ilçe ve büyük şehirlere bağlı oluyor bazı durumlar. Ama aynı. Sonunda büyük şehre bağlı. Evet, buradan tüm belediye başkanlarımıza seslenelim. En azından Urfa'daki şimdi, konut fiyatlarının düşmesi de ya da sabit kalması da biraz da belediye başkanlarımızın konut elinde. Konut fiyatlarının düşürebilmesi için inşaat girdilerin düşmesi lazım. Yani ya şimdi, en azından stabil tutar konutun yani, çok olması. Ya şu anda bak piyasada desin ki bu bardak 100 kağıt. Ama sabit olsa. Yani şimdi sabit olsa bilirsin ki 100 liradır, ona göre yatırımını ona göre yaparsın. Vatandaş da ona göre yatırımını yapar. Sabahta bu 100 lira ikinci günü geliyor, diyor ki kardeş o dün sana verdiğim 100 lira geçersizdir. Sen dün almadın, bugün 120 milyon. Yani bu piyasa tedirginliği insanları perişan ediyor. Piyasa durması lazım yani. Bu sabit fiyatların biraz bir seviyede durması lazım. Mesela bugün Büyükşehir Belediye Başkanımız Beyazgül, Zeynep abim Beyazgül. İnanınız olsun, kim ne derse desin, şu anda Abidiye'nin, o trafiğin oraya açılması, yani ben bugün kaç seneden beri Urfa'yı ben bilirim, oraya yığılan, oraya yığılan trafiğin çözülmesine öncülük yapmıştır ve şu anda yapmıştır. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Ya çalışan insanlara, yani sen onlara takdir de edersen, onlara teşekkür de edersin. Haliliye burayı açtı, ona teşekkür edersin. Burası Büyükşehir Belediye Başkanı Abide'yi, biri diyor ki böyle olsaydı böyledir, biri deseydi ki böyle olsaydı böyledir. Ama sonuç itibariyle trafiğin ne olursa olsun, trafiğin toplanmasına orada azalacak ve trafik rahat insanlar oraya gidip gelişini sağlayacaktır. Mesela şu anda Karaköprü Belediye Başkanımız, Maşık tarafındaki yollarını kepçe krederler orada. Onlar da aynı o şekilde tam hızla çalışıyorlar. Onlar da yerleşik. Benim şantiyelerim de orada var. Onlar da şu anda orada yol açılımı yapıyor. Park döşemesini yapıyor. Parkları yapıyor. Onlar da çalışıyor. Biz onlara, ya çalışan insanlara insan herkes teşekkür eder. Ama ben belediye başkanlarına bak, üçüne de dördüne de. Su koy bugün memleketin bir tane su koy Urfa'da var. Doğru mu her şey? Evet. Ya memleketimizde 1986 yılında içme suyu bulmak meselede. Bizim dönemimizde amcam oğlu belediye başkanı iken tankerlerle halka suyu dağıtıyorduk. Biliyorsun Balalı Gölü suyunu evlerinin herkesinde havuz vardı. Tankerlerden getirip havuza boşaltıp balıkların kokusu geliydi, millet o suyu içiyordu. Ya bugün Türkiye'nin en zengin su bölgesi olan Urfa'dır ya. Doğru mudur? Ya bu su Urfa'ya gelirken bu Sokay gibi 4-5 yerde, Eyübiye'den tüt, Karaköprü'den tüt, Halilye'nin öbür köşesinden tüt, bu şekilde bazı parklar yapılıyor, demiyoruz yapılmıyor, yapılıyor. Ama bu gibi ailesiyle, çocuklarıyla birlikte gelip oturup, belediye kendisi mesela Sokay'ı çalıştırıyor. Oradaki insanlara hizmet yaptığı zaman belediyenin çalıştırdığı yerlerde orası daha bir resmi şeyi buluyor. Şimdi Tugay'ın bir kısmı bir şekilde inşaata dönüştü ama ümit ediyoruz ki daha fazla da Tugay'ın bir köşesi bucağı alınıp inşaat alana dönüştürülmez. Hani Tugay'la ilgili sürekli büyük projelerden bahsediliyor. Tugay yerine yani düşünsenize Tugay'ın tamamının kaldırılıp şehrin herhangi bir bölgesine gittiğini, Tugay'ın ortasının tamamıyla böyle kazılıp sizin de dediğiniz gibi yapay bir gölet oluşturulduğunu. Aligör tarafında yerlere de ayrılmış. İşte yani büyük paralar ama, lazım tabii. Tugay'ı buradan kaldırıp oraya zor, bir Tugay kurmak. Kolay bir iş değil. Paralar, meblalar gerektiriyor da. Yani ama Tugay'ın ortasına büyük bir havuz yapıldığını, yapay bir gölet yapıldığını düşünün. Havuzdan kasıt tabii, bir de tabii. Gölet. Park olsa bu kadar insan. İşte hepsi ümit ediyoruz ki bu süreçte de en azından böyle Tugay'ın bir tarafı yol diye, inşaat diye bir şekilde
araklanmasın. Şimdi yani Tugay kaldığı gibi kalsın. Halil Bey, eğer 10 yıl sonra da bu proje uygulanacaksa da en azından Urfa'nın göbeğinde kocaman yeşil bir alan olsun. Tabii. Halil Bey, bir de şeyi söyleyelim. Mesela bu tarımla ilgili olarak. Şimdi biraz bugün gündüzden ben Vaz Fabrika, bu şey fabrika, iplik fabrikalarından sordum. Bizim Urfa'da tahmin edeyim 8 tane iplik fabrikası var. Şimdi bu 8 iplik fabrikasının içerisinde şu anda pamuğun geçen sene 1 kilosu 25 liraydı. Bu sene 15 liraya düştü. Enerjinin yüzünden. 15 liraya düşünce ne olur? Çiftçiler bunda epeyce pamuk üretenler epeyce zarar gördü. Şimdi burada Türkiye'de üretilen pamuğun %45'i Urfa'da üretiliyor. Bak %45'i. Yani diyeceksin ki %50 Türkiye genelinde ekilen pamuk, %50'ini biz üretiyoruz. Ya Şanlıurfa'da üretiliyor. Ve o da bu sene fiyatlar düşünce, geçen sene kilosu 25 liraya satıldı. Bu sene fiyatı 15 liraya satıldı. Onu da ne yapayım? Kime sorsan desen ki ya pamuğu nereden getiriyorlar? İnanınız olsun şu anda Türkiye'ye ihracat edilen Amerika'da bize pamuk geliyor. Amerika'dan Türkiye'ye pamuk geliyor. Oraya doları da bağlayan o da zarar etti. O da yükseldi ya. Dolar yükselince oraya pamuğu alan geçen senede bu seneye getiriyorlar. Onlar da zarar etti. Pamuk da hep çok zarar. Bu sene çiftçi eken, ticar da olsa öbür... Çiftçi çok hızlıydı. Ya onu zarar ettiler. Fıstık. Türkiye'de, Türkiye genelinde %45'i Urfa'da üretiliyor fıstığın. Urfa'ya gelince de diyorlar ki işte mesela biz Gaziantep. Gaziantep'de diyor ki Gaziantep'in fıstığı. Ya halbuki Türkiye'de %45'ini biz Urfa'da üretiyoruz. Ne? 3 tane Antep kadar biz fıstık üretiyoruz. O da o şekilde. Mesela kırmızı mercimek ne kadar Urfa'da üretiliyor? %32. Türkiye genelinde %32'sini Urfa'da biz üretiyoruz. Yani bu çiftçilerimizde de pamuktan zarar ettiklerinde bunlara da sahip çıkmamız lazım abi. Yani devletin bunlara sahip çıkması lazım. Eğer ne türlü yardım yapacaklarsa. Çiftçi bu sene mağdur. Muzdarip bu konudan. Bundan fıstıktan mağdur değil. Fıstık iyi fiyatla gitti. Pamuk için söylüyorum. Ama pamukta. Ha bu şimdi pamuğu ben niye bunda söyledim? Şimdi bu pamukları bu sezonda pamuk sattıkları zaman inşaat girdilerine giriyordu. Bunlar gelip bizden daire arıyorlardı. Yani bahçı. Çünkü konut yapan, birbirine bağlı yani hepsi. Bak konut yapan zaten Urfa'da iki sektör vardır. Bir tanesi çiftçidir, bir tanesi inşaat sektörüdür. Bizim başka bir şeyimizde çok fazla bir şey yok. Gaziantep gibi. Bak bizde şu anda 6 tane özel hastanemiz varken, yani biz onu diyoruz, 6 tane özel hastanemiz varken Gaziantep'te 52 tane var. Eğer bizde 100 tane fabrika varsa Gaziantep'te 500 tane fabrika var. Fabrikasının sayısı hiç yok Gaziantep'te. Yani o kadar fabrika çok. Bunun için yani bu çiftçilere, yani sonuçta bu sene bu pamuğun gelmesi şu anda konut satışları da durdu. Yani şu anda konutlar da duraklanmadı. Alıcı olmayınca ne? Millet herkes pamuğu bekledi. Bir pamuk ekin yapıldığı zaman dedik ki işte tamam şu pamuk sezonu. Bir şey söyleyeyim mi? Büyük çiftçiye yine bir şey olmuyor ha. Yani olan yine küçük çiftçi oluyor. Şimdiden alır stok yani mesela, yapar. Yani 100 dönümü olan adamla 5000 dönümü olan adam bir midir? Yok. Yani 100 dönümünü satar, masrafını karşılar, diğerini depoya koyar, bir şekilde fiyat yükselir. Ama 100 dönümü olan adam bir şekilde onu satacak. Söz vermiştir 10. aya, 11. aya. Üstünde para almış. İlaç, yani ilaç parası ödeyecektir. Tohum parası ödeyecektir. Gübre parası ödeyecektir. Yani yine olan küçük esnaf gibi küçük çiftçi oluyor aslında. Zaten her tarafta küçük esnaf eziliyor. Sadece çiftçi değil ki. Piyasadaki küçük esnaflar gene yok. Büyük marketlerin yanında dükkanı açanlar zaten bitti. Doğru değil mi? Yani küçük esnaf sürekli, bu da Allah'ın bir takdiridir. Şimdi ne yapacaksın? Düzeltilebilir ama. Sayın Fevzi Önkol'a geçelim. Sizlerin de Şanlıurfa'da hem inşaat hem otomotiv hem de sanayi anlamında yatırımlarınız var. Bunlardan bahseder misiniz? Hayır Bey, biz Şanlıurfa'ya geldik. Bütün ne kazandık Urfa'ya yatırdık. Ne kazandık Urfa'ya yatırdık. Yani bazı insanlarımız da Urfa'da kazandıklarını başka yere götürüyor. Biz de o konuda çok şükür
Gittik Antep'te iki tane iş adamı bulduk, Urfa'ya getirdik. Bu yatırımlarımızı ufak ufak başladık. Beyaz eşyadan başladık, mobilyadan başladık. Ya beyaz eşyada ben Urfa'da beyaz eşya başlarken millet bir televizyon almak için, bir buzdolabı almak için esnaf diyordu ki git iki tane hambal getir, bir tane araba getir, götür evine yendir, sonra servis gelip evde bağlayacak. Biz onu bıraktık, iki tane hambal tuttuk, bir pikap tuttuk, müşterinin beşinci kata elimizle çıkartıyoruz, yendiriyoruz, geliyorduk. Bu da bir hizmet. He, büyük bir hizmet oldu. Millet şok oldu. Ya diyor bu, sen nasıl yapıyorsun, böyle olur mu? Diğer esnaflarımız dedi. O dedim ona bir hizmet edersen ki kazanırsın, yoksa nasıl edersin? Biz böyle sonra araba işine çevirdik. Araba işini yaptık, fabrikaya çevirdik. Bu fabrikaları şu anda her birisinde 3 tane fabrikamız var. Her birisinde 250-200 kişi çalışıyor. Topladık 500-550 kişi, bizde şu anda insan çalışıyor. O da herkesin maaşını düzgün gününde, saatinde veriyoruz. Yani şu anda işçi, belki böyle bir dosya yapmışız, bizi arıyorlar, aman ben de geleyim çalışayım. Bir de yerinden, evinden alıyoruz, evine teslim ediyoruz. İşçiye kıymet de var. İşçiye kıymet de var. Üç öğün yemeğini de veriyoruz. Yıllık kendine gıda veriyoruz. Yıllık kendine giyim alıyoruz. Yani o işçiyi mağdur etmiyoruz. Onun için herkes bizi seviyor, sayıyor. Bak bizde başka yerde belki yani mal vardır satamıyorsun. Bizde mal, inan ki sıraya giriyorlar, mal satıyoruz. Niye? Güler yüzümüzde, az kar ettiğimizde, insanlara değer verdiğimizde bu şeyi yapıyoruz. Bu emeği veriyoruz. Biz aynı dediğim gibi bu işat, bir de işat yapıyoruz. Bu işatı da aslında bu arsaların biraz imar, şehrin etrafında biraz daha açırsa, bu yani hızına mallarına belediye açsa, hem belediye kar eder, hem de insanlar daha arsalar ucuza gelir. Biz de arsayı ucuz alıp ucuz yaparız, ucuzsa da satarız. Halk o zaman daha kolay bir ev almış olur. Yani bu kirası kira artırıyor, evler bağlı oluyor. Arsanın yokluktandır. Yani arsa yoksa... Arsa yok olan bir şehir de değiliz. Yani dağ, taş yok. Ama biz nedense hep böyle kırmızı tarlaları açtık geçmiş dönemlerde de. Geçmiş dönemde... O da ayrı bir konu. Dediğin gibi hep gitmişler yani sürü araziye... Konukludan bahsediyorum. Yani şey vermiş ya. Kıpkırmızı toprak. Yazık değil mi buna? Pamuk ekilen, buğday ekilen yere gittik. 8 katlı, 10 katlı binaları diktik yani. Bak... 15-20 yıl önce yapılan imardaki yanlışlık. Antep yolunda bir sürü yani hızine malı var. Yani devlet bunu çevirirse... Evet aynen, şehir o yöne doğru, yani dağ tarafına doğru gelişmeli. Tarım arazilerine tarım değil. Tarım arazilerine ne işi var? Yani bugün oraya bakıyorsun yani bir sürü yer var. Oraya... Elbiye, Haliliye ve Karaköprü'nün bir kısmı yani batıya doğru. Herkes kendi tarafından sanayiye gelse... doğru. Şimdi bir gün... Kirve konuşurken, şimdi bak bir gün Avusturya Tarım Bakanı geldi, ben o dönemde Urfa Ziraat Odası Başkanıydım. Şimdi bakan dedi ki bizim bir arazimiz çoraklaşma meydana geldi. Dedi ki ben çevredeki bütün çiftçilere davetiye çıkardım. Geldi iki saat bizim Ziraat Odası'nda oturdu. Yani Avusturya'da ne yapıyor? Dünyanın öbür ucunda. Dedi o çoraklaşma meydana geldiği yerleri, adamları topladık, çiftçileri ötübezere bindirdik. Dedik ki yerin arazinin üzerine gidelim. Arazinin üzerine diye gittiğimiz zaman çoraklaşma bir arazide meydana geldiği dönemde onun üzerinden ne pamuk ekilir, ne domates olur, ne arpa olur, ne mercimek olur. Hiçbir ürün
yetişmez orası. Orası çoraklaşma, karar artık hiçbir şey olmaz. O arazi ölür gider. Bunları diye yanlarına getirdiğim bir zaman dedi ki adamlar, bütün arazi kontrol ettikten sonra dedim ki siz bilinçsiz bundan sonra tarım arazilerinizi sulanmayı yapmayacaksınız ve bu şekilde sulamayı yapsanız araziniz tertemiz elinizde kalır. Bu şekilde yaparsanız, kendi bildiğinizi yaparsanız elinizdeki arazi gider. Şimdi gelelim bu arazilerimizin üzerine bak. Yerleşim, köy yerleşim alanlarının içerisinde dışında konut yapmak yasaktır. Ev yapmak yasaktır. Bugün Karaköprü'ye bak, Çamlıdere'ye bak, Yardımcı'ya bak. Bütün araziler konut alanına çevrilmiştir. Neymiş? 3 dönümü alan bina yapmış, 2 dönümü alan bina yapmış, 1 dönümü alan bina yapmış. Arazinin komplesi konut alanına çevrildi. Ya Allah'tan kork, yazık ya. Hani bu ne, kim bakıyor? Çevre Şehircilik Müdürlüğü buna bakıyor. Bir, belediye bakıyor. Belediye gidip bunu yolunda yapıyor. Gidip başkanların yakasına gidiyor. Ya iki kayma kum ver ya. Bu yola atalım. Ya siz tarla bırakmadınız. Her taraf konut oldu. Şimdi bunları ne yapıp? Tarım il, bak, tarım ilden tüt. Yerel yönetim belediye başkanlarında tüt. Çevre Şehirciliğinden tüt. Bu bunların görevleri. Bunlar konmayacaklar. Gerçi güzel yerlerde konut yapmak yasaktır. Yerleşim alanların dışında diyor ki köyde konut yapamazsın diyor. Biz hiç bir tanesi bırakıyoruz, her tarafta konut yapıyor. Bunun için ne yapıp yapıp bu köydeki güzel arazilerimiz ellerimizden çıkmasın ya. Urfa'ya bir özel ok, ben sana uçan var buradayken belki zamanımızda az kaldı. Ben bunları da diyeyim ki söyleyeyim Halil Bey. Şimdi bizim öğrencilerimizin çoğu hep Kıbrıs'ta okul okuyor. Uçaklar burada kalkmıyor. Gaziantep'e gidiyoruz. Diyarbakır'a gidiyoruz. Peki bu kadar masraf edip de buraya arabadan git Antep'te öğrencini gönder, Diyarbakır'a git öğrencini gönder. Ya şu anda bizim 14 tane yakın milletvekillerimiz var. 8 tane AK Parti milletvekilleri var. Bizim milletvekillerimiz var. Kardeşim bunlar sizin görevleriniz. Uçağı Urfa'dan Kıbrıs'a niye kaldırmıyorsunuz? Kıbrıs'ta okuyan öğrencileri inanınız olsun bak birkaç sefer ben Kıbrıs'a gittim. Öğrencilerin benim %60'ı %70'i hep Urfa'lı ya. Bir uçaktır, uçağı burada kaldıramıyoruz. Acım dediğin gibi Kıbrıs'a değil, Antalya bile kaldırmıyorlar. Buraya Antalya'ya... Yani İzmir yok, İzmir. İzmir yok. Kendi ülkemizde yok ya. Üçüncü şehir, İzmir'e yok. Evvela yani ben... Ay, yani haftada bir veya iki vardı, bir ara kaldırdılar. Halbuki müşteri de çok hayır be, öyle müşteri var ki... Konya'da nasıl durum? Konya'da mesela doğru düzgün bir havadan olmamasına rağmen... özellikle yaz aylarında gurbetçiler Avrupa'dan gelsin diye uçuşlar, seferler var. Konya'ya. Bak, yani Urfa'da Konya'da... bu da olabilir. Almanya seferleri başlayabilir mesela Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında. Zaten bu gurbetçiler direkt Urfa'ya gelsin. Bu havaalanı yapılırken yani bu uçuşunu yaptı. Uluslararası havaalanı yaptı. Yaptılar. Ama gelecek yok. Aynen. Şimdi ben Konya'da 2-3 yıl kaldım. Konya'nın girişinde uluslararası fuar alanını orayı biz yaptık. Konya'nın girişinde. Şimdi bizden Konya kıyaslanmayın. Yani niye, Konya... Nereyle kıyaslayalım? Ya, neyimiz eksik? Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Yani kıyaslayacağız. Biz her zaman kendimizden daha iyi ve gelişmiş illerle kıyaslamalıyız. Bak bir dakika. Bunu insanlar Halil yanlış Bey'dir. Anlıyor ama böyle Halil. Olmalı yani. Tamam. Halil yoksa Bey'dir. Elbette yani bir Erzincan değiliz. Kötülemek anlamından söylemiyorum bakın. Yanlış anlaşılmasın. Bir Tunceli değiliz. Bir Bartın değiliz. Bir Yozgat değiliz. Bunlardan çok gelişmiş ve çok büyük şeyleriz biliyoruz. Ama daha iyi olabiliriz. Toprak desen toprak şey... vardır. Bak, gelecek diye gelecek vardır. Niye olmaz? Olmayak ki. Niye olmaz? Her zaman daha iyiye bakmak gerekiyor. Şimdi Halil Bey bir şey söyleyeyim bak. Urfa otogarı yapılırken, o zaman Urfa Ziraat Odası Başkanıydı. Bütün siyasi partiler toplandık, il başkanları. Artı oda başkanları. Artı dernek başkanları. Hepsi topladık. Fakı Baba'nın yanına. Fakı Baba, otogar buraya yapılması sakıncalıdır. Yapma Esentepe'de. Burada beton yığınağına çevirme. Memleket gitti, kimse dinledi mi? Şu anda otogarın yeri bak, siz burada basınla uğraşıyorsunuz. Yani bu yapılan otogarın yeri Urfa'ya, Şanlıurfa'ya yakışır bir otogar mıdır burası? Hayır, yeri de düzgün değil zaten. Bak, bütün dünya her tarafta, Avrupa'dan da tüt, Türkiye'den de tüt. Nerede yapılıyor bu otogarlar? Ekseriyete otobana yakın,
artı havaalanına yakın o bölgelerde yapılıyor ki gelen vatandaşlar çok zor balık çekmesin. Sen orayı yığınağa, beton yığınağına çevirdin, o bir. Hal söyledi, pazarı gitti. Hal, şu andaki bizim hal pazarımızın yeri. Dedik ki bunu yapmayın. Herkes gitti. Ne kadar üzerine düştü. O zaman Selahattin Cevheri, Allah var şimdi, o zaman Doğru Yol İl Başkanı'ydı. Ne kadar arkasına düştü. Yapmayın kardeşim, burada hal pazarı gitme, şehir merkezinin nüfusunu birbirine karıştırıyorsanız. Nasıl yaptık? Onu da oraya götürdü. Bak, Sırrı'na giden yolda, eski Üsemi Hastanesi'nin önü. Ben 10 sene Ankara'da kaldım. Melih Gökçe'nin yatırımlarını, çalışmalarını fiilen çok içerisinde de bulundum. Tamam. O köprü hastanenin önünde, ya hangi çağda yaşayacak ya? Ya köprüyü yere gömsene mübarek herif. Oradan kaldırsın 7-8 metre yukarıda binaların önünü hep öldürdün. Öyle bir köprü olur mu ya? Ya toprak kırmızı toprak, kaya değil ki diyelim. Toki tarafında her taraf kayadır, neyse masrafta kaçtılar ya, kırmızı toprak ya. Abi şimdi işte belediye başkanlarımız bu tip şekilde geldi mi? Yani şimdi bütün kesimlerde, odalarda soracak. İş adamlarından soracak. Mimarlarda, inşaatlarda, ekseriyette, ayda bir de olsa bunlarla birlikte toplantı yapmaları lazım. Görüşleri al ya, gene yapma. Ama vatandaşın görüşünü alması şarttır. Böyle de almadığı zaman işte yolları açarsın, bir kısmı asfalt yaparsın, bir kısmını da kilit taşına döşersin. 3 ay sonra da öbür belediye başkanı bir sene sonra gelir. E ya burası kilit taşı olur mu ya, bunu asfalt döker. E sen nerede getiriyorsun? Senin, benim, onun parasını alıyorsun, o oraya kaldırıyor, onu oraya yendiriyor. Doğru mudur bunlar? Evet. Sen özel bir tane burada üniversitemiz var mı? Özel üniversite var mı? Üniversite bırak, bir fakülte kurulsun buraya ya. İş adamlarımız buraya gelmek istiyor. Bak biz çok iş adamları, arkadaşları tanıyoruz. Gaziantep'te Hasan Kalyoncu'nun şu anda biliyorsun üniversitesi var. Doğru mudur? Özel üniversite. Özel üniversiteyi de getirmeyelim de ama fakülteyi en azından getirelim. Nedir bir hukuk fakültesidir, bilmem ne fakültesidir, özel. Ya bizim çocuklarımız niye gelsin Kıbrıs'a, niye gelsin Ankara'da, İstanbul'da özel okullarda okusun ya. Burada ne olacak? Belediyeler öncülük yapacak. Devlet bunlara, buradaki vali beyden tüt belediye başkanlarına kadar arazi bu özel okulları kuracak, güzel okulları buraya yatırım yapacaklarına uygun bir bedava vermesinler. Ama uygun şartlardan versinler, adamlar buraya gelip yatırım yapsınlar. Ya şimdi burada biz bize göreli belli, bak Gaziantep'te dünya bütün ileride ya özel okullar var ya. Ya şimdi burada Halil Bey gerçekten yani özel nüfusu okullar. Nüfusu bizim 1/3'te birimiz olan Trabzon'da da var. Hem de 2 taneydi yanılmıyorsam, 2 özel üniversite vardı. Şimdi bunlar ne yapmak lazım? Bunlar ekseriyette belediyelerimize, vali beyimize düşüyor. Hayır, Urfa Spor'un üzerine ben söyleyeyim. Urfa Spor beni göreli, bak ben kendim de Karama Spor'da oynadım, tamam mı? Şimdi Urfa Spor, beni göreli, beni 69 yılından beri Urfa Spor var. Belki zamanımız geçiyor değil mi? Şimdi bu 69'dan beri Urfa Spor'umuz ne oldu? Birinci, İkinci lig, üçüncü ligden çıktı. Zaten ilk kurulduğu zaman biz vardık. Üçüncü ligi kurdular. Bütün mahalle takımları birleşti yere. Üçüncü ligi kurduk. Bugün kaç senedir, 40 seneden beri üçüncü lig, ikinci ligdeyiz. Ama ben bir önerimdir ha. Bizim müteahhit arkadaşlardan, biz yani Urfa Spor sadece Vali Bey ile, bak Vali Bey geleli belli çok Urfa Spor'a yardım ediyor. Büyükşehir belediye başkanlarımız, ilçe belediye başkanlarımız da yardım ediyor. Ama 3-5 tane iş adamından da Urfa Spor'un getirmesi hiç mümkün değil. Doğru mudur? Ne yapacaklar? Bak ben bir önerim. Biz Rüsat Belediye'den alırken bütün müteahhit arkadaşlardan bizden para alsınlar. Ben bunların öncülüğünü yaparım. Versin bak bu memleket. Ha bu Urfa Spor birinciliğe çıktığı zaman bize ne gelir elde edecek? Bugün Beşiktaş, Fenerbahçe, Urfa geldikleri zaman ne kadar insanlar buraya getirecekler? Esnafımıza ne kadar faydası olacak? Otellerimizde yer kalmayacak. Sosyal aktivitedir şehrin. Abi şimdi bak. Gelişmesi bizden, anlamında. Bak bizim müteahhit arkadaşlardan alacaklar. Hal pazarından alacaklar. Şire pazarından alacaklar. Alsınlar ama şunu söyleyeyim. Nereye kadar? Elbette alsınlar, almaya devam etsinler. Ama kalıcı gelir. Şimdi yani eğer biz bir kulübü bir asır ayakta tutmak istiyorsanız kalıcı gelir. Geçmişte Şanlıurfa Spor'a kalıcı gelir diye verilen hatlar, verilen petroller hepsi satıldı. 40 yıllığına, 45 yıllığına bedavaya kiraya verildi. Önce bir onlar alınsın.
Önce bir onlar alınsın. Ya şimdi Ali Bey, önce bir birinciliğe çıkalım. İşte kalıcı gelir. Yani çıksanız şimdi ne olacak? Çıktık. İki yıl, üç yıl dayanamadık yani. Çıktık, çıkmadık mı? Ama Süper Lig'e çıkmadık. İşte bunların tamam. Yani bir müteahhit de bir yere kadar. İş adamı da bir yere kadar. Oğlum, kalıcı gelir. Ya kalıcı tamamdır. Şimdi bakın yani böyle liglerde başarılı olan, uzun yıllar Süper Lig'de kalan takımların tamamı bir kalıcı gelire sahip. Yoksa Erzurumspor gibi, Erzincanspor gibi, Hatayspor gibi, Manisaspor gibi bir çıkarsınız, iki inersiniz, i̇şte iki şimdi, inersiniz, bir çıkarsınız. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi biz böyle düşünürsek kalıcı dediğin zaman işte Urfaspor'un birinci lige çıkması, Süper Lig'e çıkması da zor. Hayal. Öyle işte bu şekilde. Şimdi de hayal zaten. Bak şimdi de hayal olmasın. Yani hayal hayal. O, yani memleket el birliğiyle verecek. Bak bu memleketin çıkarı içindir. Abi. Yani birincilik belki de Süper Lig hayal. Süper Lig'e çıkması. Bu kafayla bu gidişle hayal yani, onu söyleyeyim. Tamam, kalıcı gelir lazım. Yani bir takımın başarılı olabilmesi için kalıcı gelir. Bir sefer birinci lige sen Süper Lig'e çıktığın zaman kalıcı şeyler kendiliğinden gelir. Bir sefer vatandaş seni görecek. Şimdi halk seni desteklemezse sen Urfa Spor'u çok ünlü iş adamları da yönetti. Çok paralı iş adamlarımız da geldi. Ya bunlar şahsen... Allah onlardan razı olsun ama bak yine bir şey olmadı. Yani taşıma suyla değirmen bir yere kadar dönüyor. Halil Bey şimdi bir iş adamı, beş iş adamıyla Urfa Spor gitmez. Aynı şeyi memleket söylüyorsun. Destekleyecek. Biz herkes destekleyecek. Şimdi sen iş adamları 3-5 tanesi adam. Memleket nasıl destekleyecek? Halil Bey diyor ki yani bu sporun bir yeri olacak. Bir gelir damlı olacak. Bir ne olursa olsun akacak. Sürekli akan bir parası olacak. Bir parası o da olacak. Aksın. İş adamı elbette iş adamı yardım etsin. Etmesin. O zaten demiyorum. Yapacak. İş adamı nasıl yardım eder? Takım Süper Lig'dedir. Kalıcı geliri vardır. Takıma yeter. Urfa'da 2-3 babacan böyle iş adamı bir araya gelir. Çok devasa bir futbolcuyu getirir, sponsor olur. Ha. İş adamı böyle yerde lazım eder. Ha bu. İş adamların. Yoksa tabii. Yani iş adamının verdiği 3-5 kuruşla taraftarın verdiği bilet parasıyla Urfa Spor bir yere varamaz. Varmadı da. Geçmişte de bunu gördük. Gördük. Son sözlerinizi alalım. Zamanı bitirdik. Sayın Önkol buyurun. Neler söyleyeceksiniz izleyenlerimize son olarak? Valla benim dediğim çok şükür yine Urfa'mız iyidir. İnsanlarımız iyidir. Bu insanlarımıza herkes sahip çıksa çok şükür iyiyiz. İşte biz de sorunları söyleyeceğiz ki Urfa daha iyi olsun. Buyurun Sayın Çelik. Belediyelerimizde yollarımızı asfaltlasınlar. Trafiğe hem emniyet hem de belediye trafiğe sahip çıksınlar. İnsanlar sayısızca süratte istediği şekilde gidiyorlar. Cezası her neyse verilmiyor. Vatandaşların üzerine yürüyorlar. Bu bir. Belediyelerimiz bu yollarımızı genellikle 4 tane belediyemiz var. Asfalt çalışmalarını yapıyorlar. Yapmaya da devam etsinler. Memleket bu çamurda, bu kışın çamur mamur görmesin. Nasıl olsa artık Türkiye seçim arefesine de girdi yani. Onun için hizmetler arttırmaları lazım. Bütün belediyelerin. Bizi bütün dinleyen arkadaşlarımıza sevgi saygıyla selamlıyorum. Çok teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler, Sormak Lazım programını burada noktalıyoruz. Farklı bir gündemle yeniden birlikte oluncaya dek hoşça kalın.